Şimdi hocam, 2 gündür İzmir'de bir tartışma var. Dün gazetelerde görmüşsünüzdür. Beni de burada birazcık endişelendirmedi değil. Çok miktarda da soru var. Bu baskıya daha fazla boyun eğemeyeceğim. Bunu sormam lazım. Bu okul satışları nereden çıktı? Şimdi onu da açıklayayım. 2009 yılında Maliye Bakanlığı ile bizim Milli Eğitim Bakanlığı görüşmüş. Demişler ki bu sanayi bölgelerinde kalan, eğlence merkezlerine yakın yerlerde kalan ya da işte çoluğun çocuğunu büyütmüş, evermiş, göndermiş yaşlı nüfusun yoğunlaştığı ve okulun çevresinde çağ nüfusu, okula gidecek öğrencisi olmayan bölgelerdeki okullarımızı biz satarsak, daha doğrusu biz milli eğitim satma yetkisine sahip değiliz. Yani bu maliyle Hazine ile olacak da alakalı bir hazine ile şey bu. alakalı bir şey. Daha doğrusu bize tahsisli orası. Biz sadece kullanıcıyız. Orada misafiriz. Mülkiyet Maliye Bakanlığı'nın. Ama pek çok devlet kurumunda böyle Tabii. bildiğim kadarıyla. Şimdi biz şunu dersek diyeyim ben kendi açımdan konuşayım. Bizim burada ihtiyacımız kalmadı dediğimizde maliye bunları satsa bu arsaları değerli yerler çünkü çoğunluğu satsa bunun gelirini tekrar milli eğitim amaçlı milli eğitime işte derslik ve bina üretecek bir kaynak olarak kullanabilir misiniz diye bir görüşmeler olmuş. Ve bu doğrultuda 2009 yılında bir yazı geldi. Dediler ki bu şekilde öğrencisi olmayan ve artık milli eğitimde okul amaçlı bizim başka ihtiyaçlarımız da olduğu için ben özellikle okula dönük ihtiyaçları karşıya yerlerde artık sizin ihtiyacınız olmayan binalar varsa tespitini yapın bize bildirin denilmiş 2009 yılında. Biz bunun çalışmasını 81 ilde yaptık. Şimdi bu son şu bir hafta 10 gündür ortaya çıkan konu aslında bu konu. Yani uzantısı olan bir konu. Şimdi en son Milli Eğitim Bakanlığımız bize Nisan ayında tekrar yazıyla dedi ki bu 2009 yılındaki gelen yazı doğrultusunda ilinizde neler yapıldı? Biz de tabii tekrar açtık dosyayı baktık. O zaman 25 tane okul tespit edilmiş. Şehrin içinde kalmış, O adı geçen okullar mı? genişleyemeyen birkaçının ismini veririm yani hepsine gerek yok. Genişleyemeyen ve ihtiyaçta kalmamış yer tespit edilmiş. Bunların boşaltılıp daha geniş, daha iyi imkanlara kavuşturulmuş eğitim alanlarında taşınabilmesiyle ilgili bir çalışma yapılmış. Ben tabii bu 25 okula müfettiş gönderdim. Müfettişler gidince bunu duydular. Yani müfettişler bu konuları araştırırken. Olsun gizli saklı bir şey yok yani biz şeffafız bu konuda. Elbette yani Yani bu konuda bilginiz vatandaşımız da tabii. bilsin yani Ama ki. doğru bilinsin ki Tabii. çünkü başka türlü de. Peki Yok, bir şey şöyle, öğrenmek istiyorum. şöyle Eğer bunu... bunda amaç Milli Eğitime ya da Maliye Bakanlığı bu tasarrufu yaptığı zaman hani belli bir para alacak. Bu parayla da Milli Eğitim işte boş yerlere okul yapacaksa Şimdi bu satılma şu yerine başka alternatifler geliştirilemez mi? işte şunun garantisi yok. Ben az önce söyledim. Bizim ilköğretim okullarımızın mülkiyeti özel dairededir. Evet. Liselerimizin mülkiyeti maliyededir. Yani mal mülk onların, bizim Anladım. değil. Anladım. Bize sadece kanun gereği, 222 sayılı kanun gereği ve 1139 sayılı kanunda belirtilen işte eğitim zorunlu olduğundan eğitim önceliklidir. Dolayısıyla eğitimin ihtiyaçları öncelikli karşılanmalıdır diye bir koruyucu bir kanun olduğu için biz burayı eğitim amaçlı kullanacağımız dediğimizden bura bize tahsis ediliyor. Biz sadece kullanıcıyız. İşimiz bittiğinde orayla artık bizim bir bağımız yok. Burası tapu kimdeyse, mülkiyet kimdeyse onundur. Bunu istediğini yapar. Başka bir kuruma verebilir, kendisi kullanabilir, kiraya verebilir, satabilir, yıkabilir. Yani onun tercihi. Ama bu epey O tartışılacak hocam. hayır, o Çünkü bizi yani 100 küsür yıllık okullar var. Bunların hepsi birer ha marka olmuş, tarih olmuş. Şimdiden yani bu rahatlatıcı bir şey söyleyeceğim. ha bunu Hayır, böyle çok sıradan bir şey gibi de konuşmak biraz rahatlatıcı bir şey söylüyorum. hoş değil. Biz bu 25 okulumuzun müfettişler tarafından incelenmesinin raporlarını aldık. Şu anda 20 tanesinin ihtiyaç olması nedeniyle eğitime devam etmesi yönünde biz kararımızı verdik. 20 tanesi bu kapsamın dışına çıktı. Bunların içerisinde Atatürk Lisesi de var, Kız Lisesi de var, Namık Kemal Lisesi de var. Bunlar eğitime devam edecek. Biz buraları kesinlikle Ama tamam boşaltmıyoruz. Atatürk Liseliler duydunuz mu? Biz burayı boşaltmıyoruz. Twitter'da gruplar açıldı falan. Valla ben de Hayır, çok rahatladım hocam. hayır. Biz Valla buraları çok rahatladım. boşaltmıyoruz. Özellikle tarihi sit bölgesinde kalmış okullarımızın hiçbir tanesinde de böyle bir şey söz konusu değil.
Ama mesela neresi var? Maliye meslek lisesi varmiş. Üç kuyularda. Şu anda, eğitimde doğru, yapılmıyor, doğru. Duruyor. Buranın... Milli eğitime de devri yapılmadı, onun haklısınız. Evet, doğru. Şimdi orası eğitim alanı gözüküyor. Ve bize tahsisli gözüküyor. Ama biz de orada eğitim yapmıyoruz. Şimdi biz diyeceğiz ki orası zaten kullanmadığımız bir yer. Bize de ihtiyaç değildir diyeceğiz. Maliye burayı ne yaparsa yapsın. Örneğin. Ya da biz şurada yeni bir okul yaparız. Ya da kayıt bölgesini incelediğimizde hakikaten 20 tane öğrencisi var kendi kayıt bölgesinde ama az önceki bahsettiğimiz servisle taşımadan dolayı işte 300 öğrencisi olan yerler var. Şey içerisinde kalmış, eğlence merkezlerinin içinde kalmış veya sanayinin içinde kalmış. Böyle iş merkezlerinin içinde kalmış yerler var. Bu dediğiniz sadece İzmir merkezinden de İzmir'in bütün ilçeleriyle alakalı. Sizin bütün görev ve sorumluluk yetki alanlarınızda değil mi? Hepsiyle alakalı. İlçelerde bu çok yoğunlaşmış değil. Yani biraz şeye taşraya doğru gittiğimizde böyle bir yoğunlaşma yok. Ama metropol içerisinde böyle yoğunlaşmış yerler vardı. Şu anda 4 ya da 5'i üzerinde duruyoruz. Bu maliye mesleğin yeri gibi. Öğrencisi kalmamış. Bizim de okul ihtiyacımız olarak gözükmeyen 4 ya da 5 yer kaldı. Bunlar da tarihi binalar değil. Sit binalar değil. Aman hocam, sadece bunu, sonradan yapılmış bir, binalar. Şöyle, aman vallahi, millet rahat etsin. Hocam ben rahat ettim burada. Aklım çıktı. Gözümü kapatıyordum. O güzelim binalar. Ama yok, öyle bir şey söz konusu değil.